Herkese merhabalar. Yeşim'den Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak acuka tarifi hazırladım. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu güzel tarifimin hemen yapımına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evinizdeki mevcut malzemelerle çok kısa sürede ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu acuka tarifini rondonun içerisinde hazırlıyoruz. Öncelikle rondomuzun içerisine 4 yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Domates salçasını ekledikten sonra 2 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Acıkaya biber salçası mutlaka ekleyin. Çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi de içerisine bir su bardağı galeta unumun yarısını ilave edeceğim. Daha sonra kıvamına göre tekrar yarısını da eklemiş olacağım. Bu arada siz galeta ununuz yoksa içerisine bayas ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ve üzerine şimdi de bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Aynı zamanda yine bir su bardağı cevizim var. Cevizimin de yarısını ekliyorum. Diğer yarısını daha sonra daha iri kalması için sonradan ekleyeceğim. Burada 4 tane sarımsağım var. Yine onları da doğradım. İçerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kekik var. Kekik de çok güzel bir aroma veriyor. Bir tatlı kaşığı nane kullandım ben. Nanemi de ilave ettikten sonra içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biberim var. Eğer siz acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Yine bir tatlı kaşığı kimyonum, bir tatlı kaşığı da pul biberim var. Benim biber salçam çok tuzlu olduğu için ben içerisine fazla tuz ilave etmeyeceğim. Çok az bir tuz ilave ediyorum. Şimdi tüm malzemeyi ekledikten sonra robotumu çalıştırıyorum. Ve güzelce böyle bir dakika kadar çalıştırıyorum. Ve ardından kapağını açıp kıvamını kontrol ediyorum. Tüm malzemelerin robot içerisinde rahatça dönebilmesi için tekrar bir kaşık yardımıyla içerisindeki malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi de içerisinde kalan diğer galeta unumu da ilave ettim. Yani toplamda bir su bardağı galeta unu kullanmış oldum. Tekrar robotumu çalıştırmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz bu acıka sosu dilerseniz kahvaltılarınızda ya da dilerseniz et yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Et yemeklerinin yanına da çok güzel yakışan meze kıvamında bir sos oluyor. 2 dakika kadar daha tüm malzemeyi karıştırdım. Şöyle spatula'yla böyle kıvamını da kontrol ediyorum. Bana biraz sıvı yağ az geldi. Sıvı yağımı zaten ben bir çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde koymuştum. Şimdi içerisine böyle bir küçük kase kadar daha sıvı yağ ekliyorum. Bu arada dilerseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor. Şimdi sıvı yağımı da ekledikten sonra kalan cevizlerimi de ilave ediyorum. Biliyorsunuz yarısını koymuştum, yarısını koymamıştım. Bunun nedeni de içerisinde cevizlerin böyle biraz daha iri iri kalmasını istiyorum. Ve bu yüzden yarısını en son ekledim. Yine robotumu böyle 30 saniye kadar çalıştırıyorum ve artık acukam hazır. Hazırlanması 5 dakika bile sürmeyen ama lezzetine de doyum olmayan çok güzel bir acuka tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin bilgisini de videomun açıklama kısmında detaylı olarak bulabilirsiniz. Şimdi size tekrar şöyle karıştırıp kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok güzel bir acuka oldu. Evet acık sosumuz artık servise hazır. Ben bir kısmını düz bir servis tabağına yayarak üzerine ceviz batırdım. Diğer kalan kısmını ise bu şekilde dondurma kaşığıyla şekil vererek üzerine dereotu batırarak süsledim. Sizler dilerseniz servis aşamasında üzerine zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Bu pratik acuka tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Acukanızı cam kaselerde ya da kavanoz içerisinde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.